Ben çok güveniyordum binaya. O betonun malzemesini gördükten sonra elimde ufalanıyordu. Çok acı. Yapıda çıkan toplam demir donatı 27 tonken bizim temelde kullandığımız demir donatı 23 ton. Riskli binalardaki dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Yenileniyor projesiyle yenilenmek üzere yıkılan Nuh Bey Apartmanı'nda temel atılıyor. Yaklaşık bir ay önce buradaki yapımızı yıkmıştık. 14 bağımsız birimden olan bir yapı inşa ediyoruz. Çiftaş ve yükleniciye kalan toplam bağımsız birim sayısı 2. Bu 2 bağımsız birimle elde edeceğimiz gelirle buradaki vatandaşlarımıza borçsuz bir şekilde yapılarını yenileme imkanı sunuyoruz. Valla ben çok korkuyordum. Benim beyim bodrum katlarına indiği zaman bazı erozyon gibi yerler gördü. O da çok huzursuzdu. Binamızın yenilenme zamanı geldiğini idrak ettiğimizden Çiftaş bizlere, bina sakinlere daha güvenli geldi. 26 Şubat'ta binayı boşalttık. Temel beton atıyoruz. Çiftaş bütün İstanbul'un emrine amadedir. İstanbul Yenileniyor programı bunun içindir. Kadıköy tabii bu anlamda şanslı ilçelerimizden biri. İmar şartları ve bölgenin değerli olmasından ötürü borçsuz veya çok uygun borçlarla vatandaşlarımız risk yapılarını yenileyebiliyorlar. Ama Bağcılar, Güngören, Esenyurt gibi alım gücünün düşük olduğu ilçelerimize mutlaka kamu bankalarının sürece dahil olması gerekiyor. Tam 33 günde yıkım oldu. 3 ay 10 gün sonra da temel atma. Gerçekten de hani şu ana kadar işleyiş muhteşem gidiyor ki bundan sonra da öyle olacağına eminim. Şu anda 33 farklı noktada 8000 üzerinde bağımsız birim inşa ediyoruz. Bunların hepsi de kentsel dönüşüm. Teslim ettiklerimiz bunlara dahil değil. Eğer risk yapıda oturduğunu düşünüyorsa vatandaşlarımız İstanbul Yenileniyor internet sitesi üzerinden bize çok rahatlıkla ulaşabilir.